Buket Güler, dün de buradaydık, bugün de buradayız. Dünden bugüne ne değişti? Duruşma sayısında artış oldu. Çünkü bugün Perşembe günü ve duruşmaların yoğun olduğu bir gün. Kartal Adliyesi'nde bugün 12 tane çocuğa istismar davası görülüyor. 3 tanesi sabah saatlerinde görüldü. Şu anda hali hazırda içeride devam eden bir duruşma var. Öğleden sonra yine bir 4 duruşma daha yapılacak. 12 tane dedik, bunların ikincisi 2 tanesi Asliye'de, 10 tanesi de Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor bu duruşmalar. Şimdi biz dün baktığımızda dün 5 tane duruşma vardı bu adliyede ve hepsi de aile içi istismardı. Yine bugün de 3 tane duruşmada aile içi istismar var. En acısı da hiç kuşkusuz bu. Çünkü bu koridorlar istismarın aslında bir tablosu, bir göstergesi. Ama düşünün ki o koridorda iki aile karşı karşıya geliyor. Aynı aileden iki insan karşı karşıya geliyor. Biri çocuk, biri de onu istismar eden ya amcası ya dedesi ya çok yakın bir akrabası, aynı soyadı taşıyor. Bu hiç kuşkusuz en acı olanı aslında. Aileler bu noktada konuşmaya, Okan Ateş'in de söylediği gibi, çekiniyorlar, imtina ediyorlar. Çünkü kolay değil. Kendi ailenizden birinden bunu görmek kolay değil. Kaldı ki yabancıya anlatmak, yabancıya söylemek daha öfkelendirici, bundan daha öfkelendirici de değil. En kötüsü de aile içi istismar ne yazık ki. Bugünkü duruşmalarda benim elde edindiğim, dediğim gibi aileler biraz konuşmaktan çekiniyor. Avukatlardan en azından öğrendiğim bir tane var. O da Özdede. Özdedesinin torununa istismarı söylerken bile insanın nasıl ifade edeceğini bilemediği bir durumken, burada o duruşmayı beklemek, içeride o atmosferi yaşamak, çocuğun istismarcısıyla karşı karşıya kaldığını düşünmek bile gerçekten oldukça korkutucu. Aslında her gün onlarca dava var bu adliyelerde ve ne yazık ki bunların biz sosyal medyaya yansıyan kısımlarını görüyoruz. Diğer kısımlarını ne yazık ki göremiyoruz. Bir iki bir şey daha söylemek lazım. Örneğin benim gördüğüm istismar, yani cinsel istismar yazıyor, evet. Adı bu, suçun adı bu, ama bunun yanı sıra çocuğu fuhuşa sürüklemek, çocuğun içinde barındırdığı pornografik yayınları ülkeye sokmak, yayınlatmak gibi suçlar da var. Biz bunları da, ben 12 tane söyledim, bunun içine eklemiş bulundum. Çünkü sonuç itibariyle pornografik yayınları yayınlatmak da bir istismar olduğuna göre, hatta bunların hem kontrolsüz bir şekilde yayıldığını da düşünürsek, bunu da o 12 dosyanın içinde saydığımı belirtmek isterim. Çocuk cezada olan daha kötüleri var. Yine çocuğu çocuğa karşı istismara teşvik etme suçu da var. Bu da yine çok korkunç bir boyutu istismarın. Tekrar belirtelim. Bugün Kartal Adliyesi'nde 12 tane çocuğa istismar duruşması görülecek. Sabahki duruşmalardan edindiğimiz bir bilgi de dedesinin öz torununa istismarı. Biz öğleden sonraki duruşmaları da takip edeceğiz. İçeriklerini elde etmeye çalışacağız.